Bu hafta güzel bir haber Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'ndan geldi. Hatırlarsanız geçen hafta kaynak yetersizliği nedeniyle Birleşmiş Milletler dünya çapındaki 1 milyon 700 bin Suriyeli mülteciye gıda yardımı programını askıya aldığını açıklamıştı. İşte bu hafta karar geri alındı. Dünya Gıda Programı, dünya genelinde sosyal medyada başlatılan online yardım kampanyası sayesinde gerekli 64 milyon doların temin edildiğini ve Suriyelilere gıda yardımının devam edeceğini açıkladı. Bu program çerçevesinde Aralık ayının ortasından itibaren Suriyeli sığınmacılara elektronik kartlar dağıtılacak ve bu kartlara yüklenecek ortalama 30 dolarla mülteciler bulundukları yerlerden gıda alışverişi yapabilecekler. Kısa sürede 64 milyonu da aşarak 80 milyon doların toplanması, Dünya Gıda Programı İcra Direktörü'nün başlattığı pratik aynı zamanda anlamlı bir kampanya sayesinde gerçekleşti. Dünya çapında 72 saat süren online yardım kampanyasında slogan 1 dolar bile fark yaratabilir cümlesiydi ve 3 günün sonunda 80 milyon dolardan fazla bir bağış toplandı. Bu miktar Suriyeli mültecilerin Aralık ayı içinde gerekli olan yiyecek masraflarını karşılayacak. İnşallah önümüzdeki aylarda da herhangi bir engel çıkmadan dünyanın pek çok ülkesine dağılmış olan Suriyeli mültecilerin insani şartlar içerisinde yaşamaları sağlanır. Peki mülteci kabulü ve gerekli yardımların yapılması konusunda dünya ülkeleri ne durumda? Uluslararası Af Örgütü'nün raporuna göre dünyanın zengin ülkeleri mülteci sorunuyla pek ilgilenmiyor. Ağır yükü Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bölge ülkeler taşıyor. Gelişmiş ülkelerin kendi topraklarına kabul ettikleri sığınmacı sayısı oranı Türkiye, Lübnan gibi ülkelerle kıyaslandığında ortaya trajikomik bir tablo çıkıyor. Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü'nün yayınladığı resmi rakamlara göre sayıları 4 milyona ulaşan sığınmacıların yükü Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır'ın üzerinde. Rapora göre Almanya dışındaki tüm Avrupa ülkeleri komşu ülkelerde yaşayan sığınmacıların yalnızca 0,17'sini ağırlamayı taahhüt ederken Rusya, Çin ve Körfez ülkeleri bu konuda hiçbir şey yapmıyor. Uluslararası Af Örgütü raporunda zengin ülkelerin bu konudaki tavrını şoke edici olarak tanımladı. Rakamları bir kez daha hatırlatalım. Suriye'de Mart 2011'den bu yana devam eden çatışmalar ve iç savaşta 200 binden fazla Suriyeli hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler 12 milyon 200 bin Suriyelinin yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Temmuz ayında 10 milyon 800 bin olan yardıma muhtaçların sayısı 4 ayda 1 milyon 400 bin kişi arttı. Rakamlar böyle. Ancak dünyanın süper güçleri, zengin devletleri hala duyarsız. Çin, Rusya ve Körfez ülkeleri bu tutumlarından dolayı tarihlerinde kötü bir iz bırakıyorlar.